Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Sevgili izleyicilerimiz, bu ay çektiğimiz videoları en fazla paylaşan seyircimize Oğuzhan Ceyhan astrolojik danışmanlık hediye ediyor. Oğuzhan'cığım, 2019 Mart Aslan. Maddi kazançların çok ön planda olduğu, parasal konuların çok fazlasıyla gündeme geldi. Parasal konularla ilgili yapıların, yeni kazançların, yeni iş fırsatlarının, iş ortaklıklarının daha ön plana çıktığı bir döneme giriyoruz. Çok sevgili aslanlar, bunu çok dikkatli dinlemeliler. Çünkü ayın 5'indeki Ankara Yıldızı'nın üzerindeki o yeni ay kazançları, başkalarından gelecek, dışarıdan gelecek paralara, banka kredilerine rahatlıkla borçlanabileceğini, bir borcun rahatlıkla ödenilebileceğini, sıkıntılı bir dönemin rahatlıkla çözülebileceğini gösteren çok özel bir yapıya sahip. Bu dönem güzeldi Aslan Burcu için. Çünkü eğer bir sağlık sorunu varsa o sağlık sorunuyla ilgili iyileşme, o iyileşmelerle ilgili tedavi süreçleri 6 Mart 17 Mart arasındaki dönem. Parasal konularla ilgili sıkıntılar ve problemler varsa Merkür retrosu ile sebebiyle aslında bir kısım maddi ve ekonomik konuların yavaş da olsa çözümü 28 Mart'a kadar olacak olan bir dönem. Çünkü bu Merkür retrosu aslında o kadar da ciddi değil. Nedendir? Çünkü bu Merkür retrosu balık burcunun üst derecelerinde. Hmm. Bu balık burcunun üst derecelerinde olan Merkür retroları aslanlar için çoğunlukla para kazancına, geriden gelen, yarıda kalmış olan ekstra geçmişle alakalı bağlantılı parasal konularda olumlu süreçlere sebebiyet verebilir. Ama tabii ki doğum haritanızı bilmiyorum. Biz burada Güneş Burcu Aslan ve Yükselen Burcu Aslan'dan bahsediyoruz. Gene de temkinli olmak gerekli. O doğum haritanızda o 28 derece civarında problemli bir gezegen aktivasyonu varsa orada da para kaybettirir. Çünkü biz burada genel burç yorumları yapıyoruz. Bu sebepten dolayı parasal konulara fazlasıyla gündeme geleceği bir dönemde olduğunuzu asla unutmamalısınız. Ve ayın 21'inden itibaren Dolunay, çok kuvvetli bir Dolunay, Foramen Yıldızı üzerinde 21, 22, 23 derecelik Foramen'i çok kuvvetli bir şekilde etkileyen bir desteğe sahip. Şimdi bu tabii ki bir kısım astrolojiyle uğraşan arkadaşlarımız şunu söyleyebilir. Neden bu Foramen yıldızı üzerine 0 derece değil mi? Foramen 22 derecede ama işte bunun deklinasyon açısı bu Dolunay'da Foramen etkisini çok ön plana çıkartıyor. Seyahat etmek, yolculuk yapmak, seyahat ve yolculuklarla beraber ekstra kazançlara girmek ve mesela lise arkadaşları, ilkokul arkadaşları, ortaokul arkadaşları, uzun yıllardan beri görmediğin dostlarla yollarda karşılaşabilmek, mesajlaşabilmek, eski sevgiliden gelebilecek olan mesajlar veya eski sevgiliyle bitmemiş olan bir sürecin yeniden başlaması tavsiye etmiyorum. Çünkü burada next olmaz arkadaşlar. Next olmaz çünkü o 0 derece terazi foramen üzerinde deklinasyon gösteriyor. O deklinasyon da tehlikeli bir deklinasyon. Yani eski sevgili astrolojisi diyorum ben ona. Bulaşma diyorsun. Bulaşma ama eski dostlar, eski ortaklıklar, yarıda kalmış işler çok da fazla gündeme gelir. Hatta şaşıracaksın, sağında eski bir işte asker arkadaşın, solunda eski bir kurs arkadaşın seni 15 yıl önceden bir arkadaşının aradığını göreceksin. Ne oluyoruz filan demeye başlayacaksın. Bu çok normal. Gökyüzü bize eskilerle hesaplaşma dönemine ama bunların bir kısmında olumlu geldiğimizi gösteriyor. Sevgiler, saygılar. Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama, dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer.